Yeni bir videodan hepinize günaydın sevgili dostlar. Günaydın diyorum çünkü sabah saat 6:10 geçiyor arkadaşlar. Ben gene yollardayım. Nereye gidiyoruz? Motosiklet almaya gidiyoruz. Sizler biliyorum motosiklet alma videosu ve araba alma videolarını çok beğeniyorsunuz, çok seviyorsunuz. Çünkü sürekli mesajlar alıyorum bu konuda. Bugün de arkadaşlar yeni bir motosiklet almaya gidiyoruz. Gidecek olduğumuz yer Edremit. Ben şu an Turgutlu'dayım. Önce İzmir garaja gideceğim arkadaşlar. İzmir garajdan da Edremit arabasına bineceğim. Şu an terminale doğru yürüyorum. Neden? Yoldan biniyordum normalde. Ama bu saatlerde İzmir'e işe gidenler olduğu için otobüs dolu geliyor orada. O yüzden terminale doğru yürüyorum ki yer bulabileyim diye. Evet arkadaşlar yolculuğumuz başlamıştır. İyi seyirler. Bu arada da Noel Baba gibi çantamı sırtıma aldım. Eşyalarımı bunun içine koydum arkadaşlar. Kaskım, ceketim, ondan sonra çantam. Bir sürü eşyam bunun içinde. Alacak olduğum motorda herhalde şey yok, çanta yok galiba. O yüzden artık bilmiyorum yani bunun içinde hepsini poşetleyip arkaya bağlayacağım halatla. Halat da aldım yanıma. Bakalım evet yeni bir video başlıyor. Bize neler gösterecek bakalım. Evet, İzmir Otogar'dayım arkadaşlar. Şimdi Edremit biletimi almak üzere gidiyorum aşağıya doğru. Oradan Edremit biletini alayım. Sonra da bir kahvaltı yapalım. 7 arabasını kıl payı kaçırdık arkadaşlar. Şimdi bakıyorum benim gideceğim saatte en yakın şey var. Çanakkale Truva var. Oradan alacağız bakalım biletimizi. Şuradan bulalım Çanakkale Truva'yı. Evet, gördüm tam karşıda. Mesaj geliyor değil mi? Tamam. Evet. Göstereyim şöyle ha. Görünüyor, görünüyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi gidelim bir kahvaltı yapalım arkadaşlar. Benim devamlı kahvaltı yaptığım yer var. Oradan kahvaltımızı yapalım. Dostlar, karnımız aç, kahvaltı yapmadık. Şurada devamlı kahvaltı yaptığım yer var. Oradan kahvaltımızı yapalım. Bizim mekan açmamış daha. Açmamış. Evet, bir tane boyoz, bir tane açma söyledim. Kahvaltımı yapayım. Hemen otobüsüme gideyim arkadaşlar. Evet dostlar, Edremit otobüsümüz de geldi. Yolculuğumuz başlasın. Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar. Yolculuğumuz devam ediyor dostlar. Şu an Ayvalık Otogar'dayız. 5 dakika mola verdik. Şu an bir ihtiyaç molası verdi otobüs. Yolculuk devam ediyor. Bakalım bizi neler bekliyor. Ayvalık Otogar arkadaşlar. Şu an Ayvalık'tayız. Birazdan hareket edeceğiz. Bu arada yol arkadaşım arkadaşlar. Merhabalar. Ömer de Çanakkale'ye gidiyormuş. Beraber gidiyoruz bakalım. Güzel bir yolculuk. Otogar abone olun. Eyvallah. Bir mola daha verdik dostlar. Şu an Burhaniye'deyiz. Burhaniye'de de bir yolcu indirme bindirme var. Artık burada böyle sık sık yerler var. O yüzden otobüs garajlara girip çıkıyor arkadaşlar. Şu an Burhaniye Otogar'dayız. Evet, şöyle çekeyim size etrafı. Ondan sonra da yolculuğumuza devam edelim. Evet dostlar, Edremit terminaldeyim şu an. Arkadaşı arayacağım bakalım neredeymiş, bir onunla buluşalım. Evet, Edremit terminale indik hayırlısıyla. Evet, şimdi bir çay molası verdim. Benim çuval da burada arkadaşlar. Bütün kaskım, ceketim, hepsi içinde, çantalarım var. Karanlıktır, görünmez ama kask, mask hepsi içinde arkadaşlar. En kolay taşıma yöntemi. Çünkü büyük olduğu için girmiyor başka bir yere. Evet, terminalde bekliyorum şu an arkadaşın gelmesini. Evet dostlar, Edremit'e geldim. Edremit'te motoru gördüm. Motor şu an hemen yanımda, size de göstereyim. Motorumuz bu arkadaşlar. Discovery 125. Arkadaşlar anlaştık. Pazarlığımızı yaptık. Motoru da şöyle göstereyim size. Genel durumu iyi. Motorumuz burada ve şu an neredeyiz? Noterdeyiz arkadaşlar. Evet, Edremit'te noterdeyim şu an. Hadi hayırlısı olsun.
Mehmet'ten aldık arkadaşlar. Mehmet kardeşim de burada, arkadaşı da burada. Mehmet, götürür mü motoru bizi Manisa'ya kadar? Götürür abi. Yani öyle bir tedirgin konuşuyorsun ki yani beni yolda bırakacakmış gibi. He? Götürür yani diyorsun yani. Yola gitmedim ben ama götürür yani eminim. İyi bakalım, olmaz tamam. Bir yanlış bizi üzmez. İyi hadi bakalım. Göreceğiz. Telefonumuz açık abi. Tamam, iyi hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ben yola çıkıyorum yavaş yavaş. Mehmet'ten satışı aldık, noterdeyiz. Noterden çıkıyorum. Benim yolculuk başlıyor. Sizlere iyi seyirler, bana hayırlı yolculuklar. Hayırlı olsun bakalım. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Hayrını gör. Sağ sağ gitmek nasip etsin. Parandan hayır gör. Sen de almam alayım. Anahtarımı alayım. Yedek anahtarı var mı? Yok abi, yok. Hepsi var. İyi arkadaşlar, görüşürüz bakalım. Hadi. Kendine iyi bak, hayırlı olsun. Motoru aldık. Şimdi çıkıyorum artık yavaş yavaş. Çantayı da arkaya bağladım. Burada da şeyler hazır. Bir yakıt alalım en kısa yerden önce. Yakıt alacağız. Şey gene çantada. Hay Allah. Evet dostlar, şimdi Edremit'ten yola çıktım artık. Bu arada eldivenleri evde unutmuşum, kusura bakmayın. Evden telaşla çıktık. Eldivenleri unutmuşuz arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Şimdi önce bir benzin alalım. Benzini fulleyelim. Ondan sonra yola devam edelim. Bu arada şeye de uğrayabilirim. Havran'da biliyorsunuz tekneyi aldığım yer var. Doğuş. Recai abi var. Recai abinin yanına bir uğrayayım. Bir 5 dakika hemen çayını içeyim. Oradan da devam ederim. Evet arkadaşlar, normalde benim buradan sağa dönmem lazım İzmir'e gitmem için. Ama dediğim gibi şuradan bir Recai abiye uğramak istiyorum. Onun için bir Havran'a uğrayacağım. Havran'da buradan 5 kilometre falan, yani 5 kilometre yoktur. Çok yakın. O yüzden ona bir uğrayayım, bir çay içeyim. Ondan sonra tekrar dönüp bu yoldan devam edeceğiz arkadaşlar. Şu anda da acayip bir rüzgar var dışarıdan. Çok rüzgar var. Umarım sesim şey geliyordur yani. İyi geliyordur. Arada arkadan çantayı da yoklayayım da bir şeyleri düşürmeyelim. Havran'dayım arkadaşlar. Havran'a uğradım. Biliyorsunuz ben bu tarafa geldiğimde Recai abiye uğramadan yapamıyorum. Tekneyi ilk aldığım yer benim burası. Onun için bende yeri bir başka. O yüzden hemen gelince bir uğruyorum. Bir çayını içiyorum Recai abinin. Şu anda da bunlar var, tekneler. Recai abi de burada. Sağ olsun çayımızı da içtik. Arkadaşlar merhaba. Bu tarafta işiniz olursa arkadaşlar, tekne, tekne motoru, tamir, bakım hepsi var. Doğuş bot. Recai abi hepsini halleder. Evet. Evet, şimdi Recai abinin oradan da ayrıldım. Çayımı içtim. İki muhabbet ettik. Şimdi yola devam artık arkadaşlar. İyi, Allah'tan hava güzel. Yani hava güzel derken aşırı sıcak yok. Soğuk da değil zaten. İnceden bir rüzgar var. O da sıkıntı değil. Önemli olan kazasız belasız sağ salim gidelim. Gerisi hikaye. Eldivenleri unuttuk yalnız, o ayrı konu. Akşamdan da aklımdaydı ya. Dedim inşallah unutmam eldivenleri dedim ama unuttuk. Yapacak bir şey yok, ne yapalım. Evet, şimdi artık buradan İzmir yoluna dönebilirim arkadaşlar. Devam. Evet dostlar, manzara harika yine. Böyle güzel manzaralar, güzel yollar buldum mu açıyorum. Şu an Gömeş civarındayım. Çok güzel ya. Ama denizde de rüzgar var ha. Köpük yapıyor. Demek ki rüzgarlı deniz. Yolculuğum iyi gitti. Şimdilik iyi gidiyor. İnşallah sağ salim gideriz. 90-100 gidiyorum. Bu arada da önümde bir tane Hollandalı var. Yaklaşık 20-30 kilometreden beri onunla beraber gidiyoruz. O bana selam veriyor, ben ona selam veriyorum. Öyle devam ediyor. BMW 650 idi galiba. Ondan gelmiş. O da yavaş yavaş gidiyor. O da 90-100-110 öyle gidiyor. Onunla beraber gidiyoruz işte. O beni geçiyor, selam veriyor. Ben onu geçiyorum, selam veriyorum. Böyle. Evet, yolculuk keyifli. Evet, yine yan yana geldik. Neymiş bu? BMW 650.
Nereye gidiyor acaba? Bir yerde dursak, sohbet etsek iyi olur ama boşver şimdi. Evet, devam. Adam ne güzel bak çıkmış, gelmiş Türkiye'de geziyor. Mis. Biz de yapacağız onu inşallah bir gün. Evet dostlar, yolculuğum devam ediyor. Alaya 20 kilometre kaldı artık. Yavaş yavaş yaklaşıyorum. Bu arada Hollandalı arkadaşla hala yan yana gidiyoruz yine. Bir o beni geçiyor, selam veriyor. Bir daha onu geçiyorum, selam veriyorum. Böyle gidiyoruz yani. Şu an hemen önümde gidiyor bakın. Taksim'in önünde. Bu da aynı 100, maksimum 110 yapıyor. Ben de aynı 90, 100, 110 hızımız bu. O da geze geze gidiyor herhalde. Böyle arkadaşlar, yol devam ediyor, keyifli. Şu ana kadar yorulmadım ama şu an karnım acıktı. En kısa zamanda bir yerde durup yemek yemem lazım. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. Can sağa dönüyor, sağa dön. Çünkü senin sağın solun belli olmuyor. Dur ben en iyisi bakayım şuna. Evet. Elimi alıp bakayım, en garantisi. Evet, sola dön. Sola dön, az derde sağda, tamam. Çok mersi. Evet, devam. Dostlar, şeyi buldum ama, köfteci Yusuf buldum ama şeymiş o, hesaplı kasapmış. Onları da ben sevmiyorum, ben normal köfte seviyorum. O yüzden şöyle güzel yemek yiyebileceğim bir yer bakıyorum şimdi çarşıda. Bakalım şöyle bir... Şurada köfte diyor, köfteciye bir gideyim bakayım. Aksar köfte var. Aksar köfte yiyeyim ya. Memleket köftesi yiyelim. Evet, şuradan yiyelim arkadaşlar. Burası iyi gibi görünüyor. Bakalım. Şuraya yanaşayım mı? Evet. Haydi bakalım. Evet dostlar. Alaa'dayız. Alaa'da bir mola verdik. Bir karnımı doyurayım dedim, bir dinleneyim. Hem ondan sonra da yolumuza devam edelim dedim. Şu an şöyle bir Aksar köfte söyledim. Ayıptır söylemesi. Karnım acıktı. Alaa'da Aksar köftemizi yiyelim. Yolumuza devam edelim. Evet dostlar, yolculuğum devam ediyor. Foça kavşağına geldim. Artık çok az yolumuz kaldı. 90 kilometre falan. 90'dan daha az hatta. 80 kilometre diyeyim. 80 kilometre falan yolumuz kaldı. Şimdi bundan sonra artık Menemen gelecek. Menemen'den de döneceğim Manisa'ya. Manisa'dan Turgut'ta gideceğim arkadaşlar. Yolculuğumuz keyifli bir şekilde gidiyor. Ha, motorum çok hızlı değil. 90-100, maksimum 110 yapabiliyorum ama bu işin ben keyfindeyim. Yani çok hızlı gitmese de bu şekilde seyahat ediyorum. Güzel. Yani etrafı seyrede seyrede, keyfine vara vara, tadını çıkara çıkara yolculuğum devam ediyor dostlar. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Bu arada duymayanlar için ve anlamayanlar için bir daha söyleyeyim. Eldivenlerim evde kaldı arkadaşlar. Unuttum. Açık söyleyeyim. O yüzden topa tutmayın yani. Aa, eldiven takmıyor da vay efendim de bilmem ne de. Unuttum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Normalde eldivensiz çıkmıyoruz. Yani botlarımıza kadar her şeyimiz var bakın. Korumalı kıyafet, kask, bot, mont hepsi var.
Bir eldivenleri unuttuk ya. Vallahi. İyi, Allah'tan hava da iyi de. Ama sessiz olun, her zaman ekipmanınız tam olarak çıkın yolu arkadaşlar. Konforlu, keyifli ve güvenli yolculuk için ekipmanınız eksiksiz olsun. Devam. Evet sevgili dostlar, Turgutlu'ya geldik. Yolculuk keyifli geçti. Son anda da bir Kanuni Bretonlu bir arkadaş takıldı. Manisa'dan Turgutlu'ya kadar benimle kapıştı. İyi gidiyor ha Bretonlar da maşallah. Tabii biz yarış modunda değiliz. O kendi kendine bir hızlanıyor, bir yavaşlıyor falan böyle. Bir ben onu geçiyorum, bir o beni geçiyor. Ama ben hiç yarış modunda değilim. Ben normal yolumda gidiyorum ama o herhalde ben yarışıyorum zannetti galiba. Kendi kendine bir havalara falan girdi. Genç bir arkadaş daha, 17-18 yaşında. Neyse dedim, şimdi dedim uymayayım buna. Kaza maza yapar Allah korusun. Bir de çok tehlikeli gidiyor. Ben artık soldan yavaş yavaş gitmeye başladım. Hani öyle yapınca da gidiyor, ileride sağda bekliyor bir de. Ben geçiyorum, sonra tekrar arkama takılıyor. Öyle bir enteresan durum. Evet. Memlekete geldik arkadaşlar. Bir motoru daha getirdik sağ salim Allah'ın izniyle. Birazdan içeriye giriş yapacağım. Sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Kazasız belasız bir yolculuğu da tamamladık Allah'ın izniyle, çok şükür. Geldik. Geldik arkadaşlar. Yolculuğum gayet güzel ve keyifli geçti. Bakalım bir sonraki yolculuğumuz nereye olacak? Ben de bilmiyorum. Güzeldi, keyifliydi arkadaşlar. Motor da güzel. Motor da maşallah tık demedi. Bu arada motordan da bahsedeyim. Bazen arkadaşlar diyor, abi alıyorsun geliyorsun hiç bahsetmiyorsun diyorlar. Bajaj Discovery 125 arkadaşlar. ST diye geçiyor. Bajaj Discovery 125 ST. Gerçekten güzel bir motor. Gattar bir motor. Alacak olan arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim. Daha önce Eskişehir'den bir tane getirmiştim. Eskişehir miydi? Isparta mıydı? Tam hatırlamıyorum. Isparta'ydı galiba. Oradan getirmiştim. Ondan sonra bunu getirdim. Sonra bir tane daha aldım. Bir tane daha sattım. Gayet sorunsuz motorlar arkadaşlar. Yani yolda gelirken de bazı özellikle şeyden sonra Allah ne verdiyse bastım yani. Alia'dan sonra. Hani şartlarını zorladım motorun. Şu an hiç sıkıntı yok. Bunların beygir gücü Yamaha YBR'den 1-2 beygir daha fazla. Artı 4 valve olduğu için torku ve çekişi daha yüksek ve yakıtı daha az arkadaşlar. Yani bu da bir alternatif olsun. Hani düşünen olursa kesinlikle tavsiye ederim. Kaçırmayın, alın. Güzel motorlar arkadaşlar. Bajaj Discovery güzel. Bajajlar güzel daha doğrusu. Yani yedek parça sıkıntısı yok. Yakıtları ekonomik. Teknolojisi güzel. Öyle bir şey buldunuz mu? Hani ya acaba nasıldır, güzel midir, değil midir diye düşünmeyin. Bajaj oldu mu sorun yok. Mesela Bajaj'ın Boxer'ları var. Boxer diye bir modeli var. Acayip güzel yol alıyor yani. Onu bazı arkadaşlar var, onunla tura çıkıyorlar. O yüzden hani güzel motorlar arkadaşlar. Tavsiye ederim. Tereddütsüz alabilirsiniz. Yani almadan önce tabii ikinci el alıyorsunuz sonuçta. Almadan önce iyi bir ustaya gösterin. Hani motor harici ekstra bir ses geliyor mu, grank sesi, yatak sesi, ne bileyim böyle farklı bir ses geliyor mu, ondan sonra motor kurcalanmış mı, kurcalanmamış mı, işte ne bileyim başka bir sıkıntısı, büyük bir kazası belası var mı, bunları araştırın. Eğer motor temiz olursa kaçırmayın, alın. Çünkü bajajlar dayanıklı, sağlam, gattar, yakıtı az, ekonomik, güzel motorlar arkadaşlar, tavsiye ederim yani.
Evet dostlar. Kapanış yapacağım ama burada mı yapayım? İnince mi yapayım? Hadi inince yapayım. Arkadaşlar Turgutlu'ya geldim. Yolculuğum bitti. Yolculuğum sona erdi. Güzel, keyifli bir yolculuk oldu. Mutluyum, huzurluyum. Kazasız, belasız. Çok şükür geldim arkadaşlar. Bir motorumuzu daha Turgutlu'ya getirdik. Hayırlısıyla. Allah hayırlı müşteri versin diyoruz. Şimdi ufak tefek bakımları var. Bakımlarını yapalım. Ondan sonra satışta arkadaşlar. Böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.